Nasıl bir soru ya? Bunu ne zaman düşündün? Hangi psikolojide düşündün? Bizim sorularımız hepsi tıp desteklidir. Biz doktorlara sorarak yapıyoruz. Bu soruyu Kutsi'ye soruyor neyse. O nereden biliyor musun? Eyvallah olsun. Ölsün o zaman. O onun vicdanı, bana ne? Bir tutar mısınız lütfen? Şöyle hareket yapmasın. Eskisi kadar görüşmez. Kesinlikle olmaz. Aa. Ya her şey maddiyat. Fazlıcığım çağırmayabilirdin. Sırça köşkünde Nina artık geliz ya. Lan ben arıyorum. Keşke adım vicdan olsaydı. Fazlıdan daha güzel. Son nifak bükücü kendisi. Fazlı Polat'la nifak başlıyor. Fazlı Polat'la nifak başladı. İki yine birbirinden değerli konuğum var. İkisi de televizyonlardan tanıyorsunuz, dizilerden tanıyorsunuz, oyuncu. Ben genelde gelenleri tanıtıyorum ama bok gibi oldu, hiç tanıtamıyorum, beceremiyorum. Yani adam birçok şey yapmış oluyor ama ben anlatamıyorum. Bu sefer isterseniz şöyle bir şey yapalım. Mesela Onur kimdir? Ya hiç bilmeyenler için söylüyorum. Zaten biliyorlar insanlar. Onur çok iyi bir oyuncudur. Dünya tatlısıdır. Kalbi çok iyidir. 85 doğumludur. Evlidir. Bir çocuğu vardır. Dünyanın en iyi ve en tatlı adamıdır. Evet, Onur'un kimlik bilgilerini aldıktan sonra sen de istersen Yeliz'in genel olarak. Yeliz Akkaya. Gülizar Yeliz Akkaya Fakioğlu. Teşekkür ederim. Gerçek adı. Evet. Brezilya'nın bir... İtalyan mafyasının ailesine. Ön adı Gülizar mı? Gülizar. Kocasının bütün isimlerini almış. Bir Carlos eksik abi ya. Ben bir şey görmedim. Yeliz Akkaya 1981 doğumlu. Türkiye'deki dizi piyasasında 90'ların sonundan itibaren bütün başarılı işlerde imzası bulunan. Şey, en son hangi dizide oynamışsınız? İkimiz beraber Savaşçı'da oynadık. Savaşçı'da, ha. Hepimizin izlediği bir dizi, çok güzel. Ama artık orada değilsiniz. Değiliz. Hiç izlemedik. Hiç sevmediğimiz. Şaka şaka. Peki kaç yıllık bir dostluk var? Onu önce bir öğreneyim. 4,5-5. 5 yıllık bir dostluğunuz var. Araya nifak girmez diye geliyorlar. Yani dostluğa inanan insanları karşıma alıyorum. Dostluğa inanmayan birisi olarak onlara diyorum ki dostluk yoktur. Ya bu bir kandırmacaysa diye söylüyorum. Hani vicdanın sesi oluyor gibi oluyor. Ben vicdan olarak. Keşke adım vicdan olsaydı. Fazladan daha güzel. Gerçek dostluk yoktur. Fazlı Polat'la nifaka nifaa. Nifak olmaz. Oraya öyle yazıyordu da tabii öyle yumuşaması gerekiyor. Nifaa gelmemiş dostlar vardır. Bu bilgilendirici spottan sonra arkadaşlar nifak sorularını başlıyor. Hadi. Oh. Hayali senin benim eşim var. Hayali. Üç kişisiniz. Bir de Onur var. Kaza yapıyorsunuz ve Onur ölüyor. Arabada ölüyor. Yok yok, sonunda güzeli bağlayacağım. Cennete gidiyor. Kalbinize yetişeceğim sonra, hiç problem yok. Reenkarne varmış bu hikayede yani. Güzele bağlayacağım dedi o yani. Onur geri geliyor. Ölüyor ama çarşamba geri geliyor. Nasıl güzel? Onur ölüyor ama güzele bağlayacağım. İnşallah bağlayacağız. Kocan dönüyor o yüzden. Güzele bağlayacağım. Yok, kocası yani. Ölmüyor. Güzel ölüyor. Kocan da öyle bir arabada kaza anında öyle bir yeri kesiliyor ki cinsel organı kesiliyor. Eyvallah olsun. Yani hani... Ölsün o zaman. Öyle demezsin herhalde. Adam hayır, canlı yani hayatta kalmış. Bir zahmet ya. Elimden ne geliyorsa soğuk bir su torbası mı vardır? Ne vardır? Tamam. Çetinleşiyor. Tamam. Evet, dinliyorum. Soğuk su torbası mı vardır? Ne vardır diye. Elimden ne geliyorsa diye. Tamam. Onunkisi uçmuş. Bulamıyorsunuz. Tüm araba çalışmaları yok. Bulamıyorsunuz. Ve Onur da ölmeden önce demiş ki sana, ben organlarımı bağışlıyorum. Nasıl bir soru ya? Bu ne abi? Bunu ne zaman düşündün? Hangi psikolojide düşündün? İlk ya, defa bize mi sordun? Bir şey soracağım. Niye Gaspar sordun? Gaspar Noé filmine dönüyor. Evet abi, Climax'de girmiş gibiyim şu an yani. Bizim sorularımız hepsi tıp desteklidir. Yani çok bunların güzel. Hepsi gerçekçi. Cerrahpaşa'daki proflar tarafından evet, evet. Biz doktorlara sorarak yapıyoruz. Hakikaten ya bu soruyu Kutsi'ye soruyor neyse. Ve kocanın ikisini bulamıyoruz. Ferhat Gülçer'den bir şey almış. Neyse, Allah'tan montaj diye bir şey var ya. Kocanın ikisini bulamıyoruz. O da bana dert oldu ama. Lan ben arıyorum. Nerede lan bu diyorsun? Bulamıyoruz. Çaldırıyoruz. Çaldırıyoruz duymuyoruz. Konum atlıyoruz, bir şey gelmiyor. Onur saklamış diye. Yok yok, Onur ölmüş. Sonra birden şu... Lan falan... Ve kocanınki kesiliyor.
Pardon, yok oluyor. ve kocan doktor diyor ki dünyadaki bütün organlara baktık. Hiçbir organ uymuyor. Hepsini tek tek inceledik. Hayır, hepsi hiçbir olmadı. Tek bir seçeneğiniz var. Ya Onur'unki... Ama bu arada normal kocası bilmem ne falan yok. Bunu tekrar söyleyelim ya. Defalarca söylüyoruz ki bu hayali koca, gerçek kişi ve kurumlarla alakalı. Tamam. Evet, gene şunu düşünerek şöyle bir şey olabilir. Yani şimdi benim cinsel hayatım sekteye uğrar %1500. Hayır, yani hayır, uğramaz. Şey olacak. Uğramaz, şöyle ama uğramaz. Mesela Onur zaten öldü, yapacak bir şey yok. En azından kocam Onur'unkiyle başka insanlarla ya da sevgilim hayata devam edebilir. Ha. Onun... Ama onunla olmam diyor. Evet. Bitsin başkalarıyla olsun. Ya tabii ki onun hayatına da ket vurmam yani. Nasıl vurabilirim ki? O zaman diyor tamam, eğer benden ayrılacaksan diyor, ben istemiyorum senden ayrılmak. Ben böyle gezmeye devam edebilirim diyor. Senden bile daha iyi insan yani. Öyle bir şey derse sonuçta diyor Onur'un çoluğu çocuğu. Kocan da öyle diyor. Şimdi onun çocukları yarın öbür gün mezarını açar bakarlar. Aa der. Yani birlikte olamam. Zaten bir sene, iki sene ya da beş ay sonra ayrılırız yani mantıken. Ya bir denemem süreci mi? O niye hemen ayrılıyorsun? Şey gibi mi? Ya şimdi nasıl? Abi bir baktık yani. Tam bir hayal kırıklarmış. Hayır işte denemeden. Ya anlatamayacağım ben. Anladım anladım. Ben seni anladım. Ben anladım. Ben özellikle susmayı tercih ettim. Çünkü bu sen hikayede zaten konuşacak zaten olan ben değilim. Ölüsün zaten. Zaten varlığını biz çok hissettik kanka. Tabii ki. Düşük başladı ama. Enteresanmış ya valla. Evet. Ama şey olur, ben onu hep düşündüm ya. Yani hani şimdi böyle organ veriyorsun ya, ondan sonra lan işte ha be, hani bir duygulanma süreci. Neyi duygulanma gördük? Ah be Onur herhalde. Be o anlamda mı? Anlıyoruz değil mi Onur'u? Mumlar yakıp ah be Onur. Onu ortaya alıp. Etrafında dönüyoruz herkes. Herkes bir tutuyor. Üç kere Onur. Herkes bir direk tutuyor. Üç kere Onur deyince o çıkıyor. Şey dokunmayarak hareket ettirmeye çalıştık. Kaşığı elime neyse abi. Hayır ya, ben duygusal bir şey söylemek istedim ya. Hani mesela kalbini ama yanlış girdin sonra yani. Kalbini kulağına koyuyorsun. Aa ah babamın kulağı falan. Atıyor falan. Orayı nereden nereye koyacak o şey? Ha işte bunun öyle bir şeyi de yok yani. Ha şey öyle gibi I Origins diye bir film vardı hani falan filan gibi ama. Hiç öyle sanatsal yani bir yerden girmeye. O kadar alakasız bir yerden. Biz de Shine Car'dan girdik. Biz o düzeydeyiz şu anda. Yok yok şaka şaka. Eşim var ve doğum yapıyor. Hastaneye gitmeye çalışıyorsunuz. Araban yok. Yeliz'i aradın. Dedin ki yetiş çocuğu götürelim. Şey, eşimi götürelim hastaneye. Doğum yapacak. Yeliz de geliyor hemen. Arabayla seni alıyor. Yola gidiyorsunuz. Ve sen tabii ki çok heyecanlı olduğu için acele et, acele et diyorsun. Tak kaza yapıyorsun. O kadar uyarmana rağmen. O sana hızlı git dedi ve sen hızlı gittin. 140'a bastın. Kaza yaptınız. Birisi ölüyor. Ve o kimmiş biliyor musunuz? Sen sonra hanımınla çocuğu karnında gönderiyorsun. Onlar doğuma gidiyor. Siz ikiniz kalıyorsunuz. Polis geliyor. Abi eğlence programı değil miydi bu? Dur daha neler var. 5 dakika bir kişi öldü şu an. Polis geliyor seni kesiyor diye. Polis geliyor. Sorum şu. Yeliz senin bir beklentin olur mu suçu üstlenmesi için? Hayır niye olsun, ben yaptım ama en nihayetinde. Şunu teklif etmez misin? Abi senin yüzünden yaptım, suçu üstlen. Sen kamera yok orada, kimse görmemiş. Sadece üstlenme. Çocuğu yeni doğmuş. 20 yıl çocuğunu göremeyecek. Öyle bir şey olur mu? En azından benim çocuğum yok. Vallahi helal olsun. Yemin ediyorum. Yanlış insan bu. Evet, bu program için ben sana söyleyeyim abi. Ya, iyiliği siniri bozar yani. Gerçekten bak yani. Ama tersi olsa sen bence isterdin ya böyle bir şey. Ya, kesin derdin ya. Ya senin yüzünden oldu. En azından 3-5 bir şey at gibi bir şey derdin. Doğuracak. Öyle yapalım. Mesela doğuracak. Ben kullanıyorum değil mi? Normalde 110'u geçmiyorum falan filan. O anlamda mı soruyorsun? Yok tam tersi. Çünkü onun, tam tersi benim doğurmam saçma olur. Doğurmasın. Zaten erkeğim ve doğuruyorum. Saçma sapan bir şey gider ya. Neydi o doğuran erkek? At şey miydi? At balığı mıydı? Neydi? Deniz atı lan. Deniz atı. Abi balığı oluyor. Sadece başka bir gibi. Pardon kanka. Deniz atı gibi. Deniz atı. Eşiyle çocuğu olmuyor. Bunu çok problem ediyor ve çok istiyor. Çocuk sahibi olmayı çok istiyor. Doktor da diyor ki Onur senin çocuk sahibi olabilmen için diyor. Senin spermde problem yok diyor. Eşinin de yumurtasında bir şey yok diyor. Nereye bağlanacağını o kadar net biliyormuş. Taşıyıcı anneye ihtiyacım var diyor.
Ay yok. Ona diyor. Bak dostunu düşün. Canın kanın o senin. Beş çok yıldır. İstiyor ya, asla olmayacak değil mi? Hiç olmayacak. Sadece senin rahmin uygun. Bir de doğurana taşıyın kadar değil mi abi sonuç? Doğurduktan sadece sonra artık bir şey yok ya. İkisini birleştirecek proje gibi. Sen de duracak yani. Sen işin içinde değilsin. Sadece taşıyacaksın. 9 ay işte lohuzalık, şerbet falan bu işlere gireceksin. Başka bir işin yok ya. Yani. Belki iyi tarafına mı kalır? İkisi abi, çok da bir yanlışım. Bunu yemez de. 9 ayda şerbetle ilgili bir şey yok. Tekrar küçümsedin değil mi? Şerbet. Şerbet çocuk doğduktan sonra dağıtılan bir şey. 9 ayda şerbet mi? Böyle bir dükkan falan açmayacak. O işte yani. Ondur ben hallederim diyor. Şerbet bende diyor. Çocuklarını taşır mısın? Karısını tanıyor musun? Taşımaz. Evet tabii ki. He. Taşımaz. İkisi de sana yalvarıyorlar. Tek çarem sensin diyorlar. Doktor da orada. Doktor diyor sadece diyor Yeliz yaparsa olur diyor bu çocuk. Ya öyle bir şey lazım ki hani gerçekten artık ilişki toparlanmayacak gibiyse ikisinin arasında vallahi yaparım ne yapayım yani hani. Ayrılsınlar mı? Ne yapsınlar yani birbirini seven iki insan ne yapayım? Ama bu artık olmaz ya. Bu kadar iyi olmaz bir insan. Bak 76 bölümlük evet. Savaşçı da yani Fox'ta. Sürekli abi zirveye oynuyor tamam mı iş. Sürekli totalde hep birinci oluyor. 72. bölümde bir bölüm bak sadece bir bölüm ilk defa yazılmadı diye o hafta var ya karalar bağlıyor. Beni kesin olmayacak. Evet kesin çıkarıyor. Düşündüğü evet. İçeri. Ya evet, diyorum mümkün düşündüm. Değil ya sana bunu yapamazlar. Mümkün değil Hatice karakteri falan. Hayır sorma. Verdim de. Verdikçe veriyorum gaza bir hafta sonra ben yokum. Ben diyorum ki Onur kesin artık diyorum 76'da final yapıyoruz ve ben yokum diyorum falan. Onur bir gaza geldi diyor ki Yeliz sen yoksan ben de yokum. Onur diyorum bir sakin ol senin çocuğun var ailen var sen niye yoksun? Size senaryo geldiği zaman direkt öldüğünü orada mı okuyorsun? Sana yollarken senaryo yani abi sen yoksun bu artık değil mi? Mesela bu işte ölmedik ikimiz de yani birimiz yurt dışına gitti öbürümüz de. Çıktığını yani öğreniyorsun. Yani mesela o kadar tatsızını... Şimdi yaşamadım demeyeyim. Biraz öyle oldu. Bu işte biraz okuduğumuzda anladık. Çok kötü bir şey değil mi ya? Evet kötü bir şey. Tam ev sahibi kapıyı çalıyor falan. Şu bana çok koymuştu abi. Ben öyle bir geçer zamanki de oynuyordum. Ergenken diyeyim. Biliyorum. Aynen böyle sol tayfalı Cengiz diye bir karakteri oynuyordum. Şimdi ben 50 küsür bölüm oynadım. Diziden çıkacağım biliyorum. Tamam mı? Onu böyle bir alt metnini hazırladılar. Yapımdan falan filan. Fakat öldüğüm bölüm görünmüyorum. Bir radyo haberiyle. Dolayısıyla para da alamıyorum. Ve öldüğüm gün annemi babamı gördüm yani. Karakterin annesini babasını cenazede. Patron çağırdı dedi ki ikinizden birisini kovacağım. Ama hangisi olacağını, hanginizin çıkacağını siz karar verin. Net ben derim. Eğer sen soru bana ise gerçekten ben derim. Bir dakikanız var konuşun diyor mesela. Yok hayır yok, çünkü abi, bak gerçekten bu çok, çok tuhaf bir insan. Çok ama piyasadan şey. Sileceğim seni. Ya niye evinin kadını olacaksın. Ben patronum ve bu işlere ben bakıyorum. Ya ne yapayım şimdi çoluğu çocuğu var ya öyle bir şey olmaz ya. Ama ya ben silinmek istemem tabii ki yani hani. Tamam istemezsen o zaman seni kovacağım ve sen piyasadan sileceksin. Tamam yapacak bir şey yok ne yapayım. Ciddi misin? Valla ne yapayım yani çoluğu çocuğu var yani. Hani... Neymiş bu çoluk çocuk ya? Evet abi sende de var nedir bunun olayı yani. Sen bunu kabul eder misin? Öyle desen. Abi çoluğu çocuğu yok. Hani benim var. Yani kendi söyledi. Çoluğu çocuğu yok. Hani abi sen çocuğu, de haklısın. En azından yani, yapar yani. Yani. Çoluğu çocuğu yok abi. Gitsin yani. Çapkın bir arkadaşım var. Bir ortamda siz oturuyorsun. Senin böyle çapkın biliyorsun. Hep böyle tek gecelerin adamı. Yeliz'le tanışıyorlar. Ve diyor ki çok hoşlanıyorum diyor. Yeliz'in şu anki bütün konumunu düşünerek mi? Hayır buna Yeliz bekar. Ha, Yeliz bekar. Tamam. Şu anda ikiniz de bekarsınız. Ama aramızdaki ilişki sadece sabit. Onun öyle bir özel aynen. Hayatı yok. Yok tamam. İkinizin özel hayatı. Çok beğendim Yeliz'i diyor. Çok beğendim abi diyor. Ama adam çok çapkın. Yeliz de çok hoşlanıyor. İkisi de birbirinden hoşlanıyor. Yeliz'i kesmeye gidiyor. Ama Yeliz çok ciddi bakıyor olaya. Ama sen adamı tanıyorsun. He, o tanımıyor. Güzel. Tamam. Sen uyarır mısın? Uyarırım abi. Ne dersin? Bu çocuk burkaçtır. Ama çocuğun genel tanıtımını yapıyor şu anda. Yani seninle ilgili bir şey söyleyeyim. Burkaçtır. Evet. Yapma. Yazık yani olur. Yani yapıyorsan da kendi... İnisiyatifine kalmış. Git özede yap. Yapıyorsan gözüm görmesin. Ne bakıyorsun siz? Peki şey düşünür müsün? Lan Onur yoksa sürekli böyle çocukları kötülüyor. Ben de gözüm mü var? Yok ya. Mümkünatı değil. Mümkünatı yok yani öyle bir şey. Anladık. Yani mümkünat. Artık başka ek kaldı mı? Mümkünatı şu an altınlar yani olamaz. Mümkünatıyla olmaz. Nasıl toparlayacağım ben? Ya hiç öyle bir ihtimal vermiyorsun yani. Yok vermem.
10 uyarısını dikkate alıyor musun peki? Ne kadar etkilendiğimle çok hoşlanıyorsun, alakalı. Devam evet. ederim diyorsun yani. Ederim çünkü bu benim seçimim. Ya nasıl yedi? Vur kaç diyorum adam ya. Ya ama ne yapayım hani artık çok hoşlanmıyorsam. Ama vursa vursa diye bir şey demiyor tabii ki de ya kanka sen de. Kesinlikle kötü olmuş. Ben onu sana söyleyeyim. Yok ya. Bir olur. Yok. Kesin arkalarından ama. Ama en azından hani uyardı falan derim yani. İyi dostummuş ki beni uyarmak ihtiyacı duymuştu. Ama hiç öyle bir adam değilmiş. Aslında evleniyorsun çok mutlu. Belki bende bir şey var ki öyle bir adamı ben değiştirdim. Çoluğu çocuğu var diye bitirelim. Sürekli seni överek bitiriyoruz farkında mısın? Her daha abi beni değil bence çocuğumun olması çok yüce bir şey. Şu saatten sonra senin çocuğun yok. Tamam. İkiniz de bekarsınız. İkimiz de tamam. Öyle düşün. Programımızın en gerçek bölümü o duyguları yakından hissettiğimiz an. Seni nasıl bilirler? İsteyeceğimiz rakam 5000 lira. Veremediler mi? Ya abi o kadar param yok yollayamam dediği anda şunu deyip işte 4500. Ne kadar yollayabilirsin dediğin anda sen mesela 500 buldun o 600 buldu o kazanıyor. Onun gibi o yüzden ne kadar bulabilirsiniz o kadar iyi. Ben bakamayacağım. Gerçekten titriyor şu an. Ben bakamayacağım. Hiç böyle olmamıştı ha. Şimdi kadar hiç böyle meşgul veren yoktu. Ama yine para isteyecek. Oğlum konuşamadık seninle kaç zamandır. Önemli değil ya. Ne yapıyorsun yavrum iyi misin? İyi ne yapayım Ankara'dayım işte şimdi. Erdi bir şey soracağım. Çok zamansız oldu ama. Söyle. Ya, sana yani yarın akşam yollayacağımı söz veriyorum. Öyle söyleyeyim. Tamam lan. Tatsız bir şey oldu. Bana böyle bir yani bilmiyorum sende var mı şu an o kadar ama yarın akşam sana geri yollayacağım bir 5000 lira lazım yani. Öyle ne söyleyeyim. Oldu lan? Ya anlatırım onu sonra. Yani ama yani yarın ama akşam ama şu an şey yapamam. Yani saatte gönderemem. Tamam sabah yollayabilir misin İBAN'ımı atsam? At yolları. Tamam oldu. Tamam. Daha fazlası lazımsa söyle. Yani şu anda peki herhangi bir şekilde oğlum ya. Ya oğlum anlatacağım tamam. Yani öyle çok çok sıkıntılı bir durum yok öyle düşün. Peki şu anda mesela hani hastaneden falan ayrıldığım bir dönemde ATM'den falan bir gidip yatırabilme havale şey falan olmaz mı? Ne zamana kadar yollayabilirsin? Garanti hesabına hemen yollarım. He aynen tamam. Tamam. Sağ ol. Haydi görüşürüz. Hadi eyvallah. Valla bravo. Hakikaten para ihtiyacım olduğu bir anda yollaması çok iyi oldu. Yani sen fazlasıyla meyrosu iki defa 5'e geçen olacak yani. Evet. Yani ya bir şekilde benim amacım bu programa altın harflerle yazılmak lazım. Eğer yani jenerikte benim de en azından şu arkadaşımın ya daha fazla istiyorsan onu da yollarımı geçirirsen ekoylemek. Ya adını verme falan dedik lan. Adını altın harflerle yazalım adamın ya. Altın verin adamı. Ertuğrul yazalım. Ertuğrul sponsorluğunda ufak devam ediyor. Emniyeti arıyorsun sen. Hey pardon yanlış. Baksana. Bilmiyorum da. Efendim. Alo Emrah ne haber? Ya ne haber iyilik? Ya iyilik sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ne olsun hiç evdeyiz de ya bir şey söyleyeceğim. Bir böyle bir şey oldu da ödeme falan böyle bir gelmedi bana. Şimdi Emre de evde yok. Ama Emre'nin haberi olmasın da böyle bir ne kadar diyeyim 6000, 5500 ya da 6000 civarı böyle bir şey gönderebilir misin? Ama yarın akşam ödeyeceğim söz yani ödeme bekliyorum. Cuma günü ödeme olacak. Gönderirim de şey var garanti bankası var gelir mi bu saatte yarına mı lazım? Tamam havale gelir garanti bankası var bende. Yani havale gelirse gönder bana bir IBAN göndereyim. Tamam. Tamam. Yani okey bir şey işin çözüyorsa göndereyim yani. Tamam çözüyor. Çünkü yarın bir takım sorunlarım vardı onu şey yapacağım. Tamam yarın sana gönderirim yani ödendiği zaman direkt. Tamam bir de şaka yaptık. Tamam şaka yaptık sana şaka yaptık. Şey diyeceğim ya çok enteresan. Yok şaka anlat yaptık, kapat geç çekim devam ediyor de şeyde yani. Para arıyor alttan da. Alttan da para. Daha para vermek isteyen var dur. Dur bir saniye 4000 diyor öbür taraf. Euro 5000 diyor. Tamam 6000'e veriyorum. Seni nasıl bilirler bölümü? Kazanan bu sefer iki konuğumuz oldu. Tebrik ediyorum. Üç helal olsun uğurluyoruz. Öldükten sonra da. Aklınız helal ediyorsun. Seni nasıl bilirler? Üç helal. Helal diyoruz. Ediyoruz. Üç ediyoruz da uğurluyoruz. Vallahi mükemmel. Yeni çıkamadım. Uçağa biniyorsunuz. Türbülansa giriyor. Yani düşmek üzere gibi hissediyorsunuz. Oksijen maskeleri düşüyor. Onur'unkisi düşmüyor. Sadece seninkisi düşüyor. Ve tek kişilik oksijen varmış içinde.
Eğer o oksijenin tamamını sen almazsan beyin ölümün gerçekleşecek. Tek oksijen sende. Onur da yanında ve morarmaya başladı oksijensizlikten. Yok şey yaparım yani... İlk önce derim ki alabileceğin kadar al, ilk önce ben alırım, sonra Onur öleceksek ben onun ölmesiyle ya da... Ama bu kadar değil ya, yani ben samimi görmüyorum artık. Bir saniye, sana sormuyorum. Samimi görmüyorum. Yemin ediyorum yaşayamam. Ben şimdi kendi cevabımı vereyim. Tamam. Kendime takarım. Tamam. Çok ya, çok dürüst. Tamam ama. Evet ama bak bir şey söyleyeceğim. Ama bak şu yok abi, bana sanki C şıkkı olarak ikiniz de yaşayacaksınız. Tamam o zaman ben geldim. Ama bir şey diyeceğim, haklı. Hayal kırıklığı yaşamaz mısın? Ya yaşarım tabii ki. Yaşarsın değil mi? Tak, oksijen masken düştü. Ama bir şey söyleyeyim bak, çok net şöyle bir şey yaparım. Asla konuşmam, yani konuşmam. Kim? Vicdanıyla bırakırım. Hayatımı sınırlı bırakıyorum. Dur. Hayır ben ölmüyorum, tak benimki de düşüyor. Sorun devam ediyor, dur ama ben dur. Seninki de düştü. Yani. Dur devam ediyor. Seninkisi düştü ya, senin oksijen masken. Tak, onunkisi de bozuldu. Oo. Seninkisi de çift başlıklı. İşte engel bu, çatışma bu. İşte tiyatronun istediği şey de bu. Ya ben sadece gene aslında bir şey söyleyeyim mi? Dur, demin gördün ya. Dönüp şöyle bir şu hareketi yapmaz mısın Yeliz? Şöyle yapmaz mısın? Bir tutar mısınız? Şöyle bir hareket yapmaz mısın? Aslında bir şey Yeliz, şunu anlamıyorsun ya. Yapılır ya, yapılması lazım. Sen de sigara içiyor, o kadar artık oksijen fazla ki Yeliz. Buradan gargiyo bir şey burada. Bir tanesi de marpuçu koymuş. Tabii tabii. İster misin? Hop! Maraş gibi onu böyle hop hop. Oksijen şey döndürüyor beni. Hop. Ben böyle havada tutmaya çalışıyorum falan. Ben yapardım yani. Bir yana oksijen şey düşündüm de yani. Lufthansa'da uçuyormuşuz değil mi? Hop diyor. Yani millet böyle ne yapıyor bu kız diye. Arkadaşlar Lufthansa bu arada. Ben daha bir Pegasus gibi parayla veriyorlar oksijeni gibi düşünüyorum. Pegasus'a zaten gideceğiniz yer mesela. Oksijen 5 liraya falan. O andan konuşuyorsak herkes verir ya yanındaki. Verir misin? Az önce seni ölüme terk etti. Ama ya o can havlidir, onu düşünür mü insan ya? Onun da can havli vardı. O onun vicdanı, bana ne hani. Ooo. Arabayla geldik, metrobüste döneceksin herhalde. 34A. Yok lan, her şeyi veriyor. Vallahi helal olsun ya. Ya sen gerçekten de... Yok abi. Ama ya %90'da inanmıyorum ya. Yani vermez abi. O anda kimse vermez ya. Oksijen oldun mu? Oksijen ya. Sen verir misin abi? Sen verir misin abi? Sen verir misin abi? Sen de vermez ki ya. Sana çok güzel bir soru sorayım. Onun ciğerindeki havayı da duygusal, duygusal bir 3 dakika hazır mıyız? Ciğerindeki havayı. Yanında Onur var. Hazır ölmüş çocuğum. Zaten. Soru almıyoruz. Hayır. Yanında Onur var. Tamam mı? Yengenin adı neydi? Dilan. Dilan da diğer yanında. Bir tane oksijen masken var. Ben olurum. Ya çocuk ya yapılır. Eş bulunur. Ama ben bir daha yetişir mi? 100 yılda bir gelir lan fazla falan diye. Ben öyle durumlarda bak, oksijensiz sen kalmamışsın belli ki yani. Bir burnun, ben bir suyun altına girdiğim zaman bile ölmek... Ya sen hiç Burhaniye metrobüste falan bir şeye kalmadın mı yani oksijensiz? 6.30'da falan hiç oralardan geçmedin mi? Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Sen 3 saati çıkmadın herhalde. Böyle fokbala gibi kafana yukarı. Gidim, izincili kuyuda bir bekle bakalım. İstanbul kartı falan yok ki bunun. Sırça köşküne nin artık. Milleriyle biniyor ya metrobüste böyle bir şey. Al şuradan 2 kağıthane. 3 herkese de benden Burhaniye falan. Artık biraz halkın arasına karış Yeliz ya, böyle olmaz. Çok abi acayip yağmur yağıyor. İş çıkışlısın, settesiniz. İş bitmiş, servislere bineceksiniz. Çok yağmur yağıyor. Yorgunsunuz. Tak Yeliz orada bir tane erkek arkadaş görüyor. Yani normal bir arkadaşını görüyor. Ya diyor, bana serviste yer tutar mısın diyor. Öyle bir servis ama yer bitebilir. Yer tutar mısın diyor. Onunla böyle kakara makara böyle boş boş konuşuyor yani. Tamam mı? Sen de gidiyorsun yer tutmaya. Öncelikle bu yer tutma olayı seni gerer mi? Tanımadığın insanların olduğu bir serviste yer tutmak. Yani evet. Başkası için. Sevmem. Hiç sevmem ben öyle şeyleri. Hiç. Ama ne dersin? Daha baştan herhalde hayır demezsin. Yani tamam derim ama yüzüm böyle boka bakar gibi ekşir yani. Böyle. Dur, ararsın hani geliyor musun gelmiyor musun bak serviste oldu falan diye ararsın herhalde. Dur bakalım daha. Yok daha arama şeyine gelmedik daha ama böyle bir tamam derim ama böyle yani çok canım sıkılır o durum. Nasıl tutarsın mesela? Şey mi yaparsın işte? Bir tarafı. Ne koyarım oraya? He pardon ben. İki koltuğun ortasında oturursun gibi yani normal bir şey. İki koltuğun. Nasıl tutarsın? Ben bir yer tutarım. Yani yatarım böyle genel pozisyonumda. Kimse gelmesin lan buraya. Servis dolmaya başladı abi. Of tak, çok tak, abi oluyor. Stres işte yani. Bana bunlarla gelme ya. Bak oksijen benim için daha iyi bir konu yani öyle söyleyeyim. Son koltuk kaldı. Yapamam. Diyorsun ki
işte arkadaşım tutuyorsun diyorsun. O da diyor ki bu ne rezalet ya diyor. Sizin gibi insanlar yüzünden zaten memleket bu halde diye başlıyor. Ağzını bunu kırarım. Evet. Aa, nereye? Dur adam diyor ki hayır diyor ki tutamazsın bu medeniyetsizliktir diyor. Ya, sen diyor senin gibiler olmasa diyor biz Avrupa Birliği'ndeydik diyor. Sana bu arada neler söylüyor neler söylüyor. Senin beyinsiz benim yapalım. Allah sana söylüyor. Şoför de şoför de dedi ki lütfen kaldırır mısınız dedi. Ne yaparsın? Mecbur. Evet abi tutamazsın artık. Tutamam artık tutamam. Tak Yeliz geliyor içeri adam da oturmuş yanına. Yeliz diyor ki dışarıda deli yağmur yağıyor. Oy. Sen Yeliz'e ne diyeceksin? Yeliz vallahi yani vallahi söyledim ama yani. Kalkar yerimi veririm artık herhalde. Dur dur dur. Yeliz de diyor ki iyi diyor tamam ben de otobüsle giderim diyor. Hemen otobüs oradan kalkıyor ama onun otobüs evin önünden geçiyor. Senin bir saat yürümen var. Öyle bir yer. Sen nerede oturuyorsun? Devin de sürekli Yeliz'de kalıyordun. Vegas'ta. Sen böyle çok uzak bir yerde kalıyorsun. Otobüsün geçmediği bir yer. Mavi ile yeşilin buluştu. Çok acayip sitelerde. Ve sen otobüsle... Yazlık bir yer olsa gerek. Sana öyle satmışlar kanka evi zamanında. Senin o yağmur altında bir saat yürümen lazım. Onunsa evin önünden geçiyor. Yeliz diyor ben gideyim otobüsle. Sen bir delikanlı olarak... sana da eşlik edeyim gibi. Ya ne dersin yani daha doğrusu? Ne derim biliyor musun? Bak bu çok çirkin bir şey ama şunu derim. Bir saat yürürüm ama lafımı koyar öyle giderim. Ya tribimle öldürürüm abi. Öyle kötü bir huyum vardır. İşte ondan sonra her buluştuğumuzda serviste kalırsam lafımı yerim. Sürekli laf yiyeceksin ya. Sonra sen abi otobüste gidiyorsun, iniyorsun sonra. Tak onun servisi beklettiği adam vardı ya konuştuğu. Evet. Onu görüyorsun. Aa merhaba diyorsun işte şey adam sana diyor ki merhaba diyor Onur Bey diyor size de diyor Yeliz Bey diyor hafta sonu diyor Yeliz Bey diyor doğum günü partisi planlıyordu biz onu konuşmuştuk. Senin haberin yok doğum gün partisinden. Aslında mi? Senin doğum gün partisi hazırlamak için oradan bir götürme uyduruyorum. Ben amacım şu vicdan. Sızlar mı? Sen o kadar trip attın. Sızlar ama yine orada da ben mesela kesin üste çıkmaya çalışıp şöyle bir şey ama nereden bileyim ya? Öyle bir şey olur. Ondan mı üste çıkarsın? Ama ya nereden bileyim ya? Olur ben de ya. Yani o şeyi yaparım ama ya. Ama ya sonra gelsek. Sonra doğum gününe giderdim dans ederim ya. Kendi doğum gününe giderim diyorsun. Ya lan nereden bileyim. Hediye alırken bir kıstasın var mı? Şu kadarlık. Ya kaju aldı bana ya. Evet. Kaju mu? İnanılmaz bir hediye değil mi abi? Hayır ya şöyle bir şey. Neyin sevdiğiyle alakalı bir şey. Doğum gününde mesela. Bir kilo kaju aldı abi. Doğum gününde mi? Kocasıyla beraber sağ olsunlar. Kaju aldı lan benim evet. Bu nasıl bir yazık lan. Azıcık kıl çıktı içinden. Kıl bile çıktı. Kajun tamam. Yani kajuyu bulaşıkta yıkayacaktım makinede yani. Çünkü çok seviyorum kajuyu ve kıl çıktı abi içinden. Bilerek değil yani. Yemedin mi kılları? Şey kajuyu. Tabii kajuyu ayırdım, kılları yedim direkt. Sonra benim doğum günüm. Sen mesela ona farz et ki iPhone aldın. Yani çok yüksek 10 bin liralık bir şey aldın. Sonra sen doğum günü partisi düzenliyorsun. O da gelmiş elinde sana hangi takımısın abi? Ericsson P10. Hangi takımısın? Galatasaray. Galatasaray'ın boncuklu kılıflı şeyini, çakmak şeyini almış, kılıfını almış. Arkadaş ortamında tek tek açıyorsun. Bu da Yeliz almış diye bakıyorsun. Ne hissedersin? Yani orada bir şey der misin ona? Götüme soksan daha iyiydi. Derim eğer. Bunu niye kutuya koydun ki diye. Gir gir erken de. Ondan da subliminal bir mesaj mı vermek istiyorsun falan. Ondan da kıl çıkıyor. Ondan da kıl çıkıyor. Aldı her hediye kocası böyle. Onur'a mı gidecek bu diye. Abi çakma kalsa yani hakikaten büyük bozulur. İnanılmaz. Herkes mesela sana deli gibi şeyler almış böyle çok pahalı şeyler. Künyeler almışlar falan sana. Adını yazdı çocuk gibi sünnet künyesi. Ama baba Falcao yazıyor bana. Cimbomlu olduğu için. Aynen adam Falcao'yu getirmiş ya. Öyle hediyeler var. O da boncuklu şey yapmış. Çıkıp da bir çift laf etmez misin ya? Yeliz'cim şakan çok güzeldi. Aa, ama gerçekten almış. Merdar evet. Dur gerçekten almış. Tamam onun ne diyeceğini dur. Allah'ım orada bile seni sanıyor. Evet ya orada Allah. Bile yani. Ya evet. O beni öldürüyorsa sen, vardır bir bildiği falan. Sen tam olarak ne diyorsun? Öyle yani. Bir sorun ama niye öldün falan diye kafası burada. Niye sor ama yani. Ya hayır ama sorunan lafını ben eder onu diyorum. Bir kapak ödeme fazla ediyor. Ederim tabii abi. Yani abi bu edilmez artık ya. Sen eder misin abi? Yuh artık ya. Sen ona en ağır ne dersin öyle bir şeyde? Ayıp diyorsun ya ne dersin en ağır? Arkadaşlığını bozmazsın herhalde. Yeliz, çok uzun süre bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Hmm. Ama hakikaten çok şaşırdım abilerim. O da yani ben düşündüm aldım falan dedi mesela. Ya en azından bir yerde beklerdim. Yani olmaz. Ne kadar sertleşirsin?
Yani arkadaşlığını bitirecek kadar sertleşir misin? Arkadaşım hemen olayı... Bak ben çıkıyorum oralardan, sen sürekli beni oralara sokma. Sen ne kadar... Bu olaydan nasıl sertleşebilirsin ki? Ben şimdi anladım ya. Adam öyle ya. Bir adam ama ya. Ben ne alakası var ya? Ben ne yaptım abi? Boncuklu kızım. Boncuklu kızım. Benim böyle bir şey olabilir. Salkava mı? Çiz pastayı kesin ben geliyorum. Yemin ediyorum böyle normal bir soru devam etmedi ya sayende. Ya abi, normal ahlaki kurallarda hiçbir sorun yok. Fazlasın çağırmayabilirdim. Mesela artık eskisi kadar senin dostun olmaz mı? Eskisi kadar görünmez. Kesinlikle olmaz. Ha yani işte. Bunu da bu kadar net söylüyorum. Ne var? Millet neler almış? Çeyrek altında gelen var. Sen ya her şey maddiyat. Sen de diyorsun ki sen de bir daha görüşmeye ya. Ben onu bir yıldır senin için tek tek boncuklarını ben yaptım diyorsun. Öyle bir şey var mı? Bir daha bak soruyu böyle sor. O anda bilmiyorsun ki sen atarlanıyorsun evet, da atarlanıyorsun. Ondan sonra söylüyor. O zaman yine ne yaparım? Ben bir gıdı çıkarırım. Adam böyle deyince de hep haklı gibi ya. Doğru, vallahi doğru yani, haklı. Şat bölümü başlıyor. Şat bölümünde şatlarınız var önünüzde. Hiç şeytan aklına gelmez. Bravo, yakaladım. Onu şu ana kadar hiç kıskanmadım. Kıskandığınız bir an oldu mu hiç? Ha. Anlatabilir miyim? Ama neyini kıskandı? Dur bakalım. Haluk Bilginer'le oynuyor. Ne zaman? Ha, zaman zaman. Kaç ya? Evet. Şey, Cem Davran falan. İkisi başka oynuyor. Evet. Şu anda Haluk Bilginer'le de oynuyorsun. İkisi de oynuyor aynen. Kral Lear'da. Abi ben bile kıskandım şu anda. Ha. O zaman sen de hiç falan. Onun içeri kalmam bu kıskançlıkla. Aa ne güzelmiş ya. Bunu kıskandın yani. Çok. Şey mi dedin lan ben daha iyi oynardım. Keşke hayır öyle kıskansın. Değil. Asla değil yani. Ben içip şey dermişim değil mi? Kocası çok yakışıklı falan. Ne kocasını ne kıskanıyorum. Bu kadar keşke onun şeyi benim olsa diye. Hayır o kadar. Onur'un hayal. Ya bir dakika. Ya o kadar şey ki Onur Haluk Bilginer'le oynamak istiyordu bizim için ve Onur için apayrı bir nokta tabii ya, ki ama. Ya gerçekten de ya. Yani kıskanmamak elde değil yani. Hani Onur olmasın X olsun onu da kıskanırdım ama Onur oraya layık olduğu için çok mutluyum ama oynadığı için kıskanırım oyun tabii ki. Oyun izledin mi onunla oynadığı? Tabii ki. Orada şey dedin mi? Ah şurada biraz mümkün daha. Daha şöyle eleştiri yaparım olsaydı. Ama Onur'a değil. Onun şu anki aylık kazancını biliyorum. Hayır biliyoruz. Evet. Ha biliyor musunuz? Ha biliyoruz tabii. Para olunca nasıl elimiz ayağımız yansıyor? Kazanç mı? Ver onu da işte mikrofonu yiyeceğim falan. Saçma sapan bir şey oldu şu an yani. Biliyoruz tabii ki biliyoruz. Ha çok güzel. Ondan utandığım bir an hiç olmadı. Ya bir tane... Olduysa hiç. Vay be. Bir kere sahnede sümüğü... Sümüğü burnunda kalmış. Haluk Bilginer de orada kalsın da. Bunu anlatabilir miyim? Tabii tabii anlat. Bunu bana ya. Sorman gerekir. Ben anlatabilirim. Ya çok özürüm ağzına sıçacağım ama. Ya sizin yanınıza sıçabilir miyim? Hiç problem yok. Hiç problem. Ha, ama anlattığım zaman anlayacaksın. Ha anlattığım zaman. Sen sordu ya. Hayır. Bir de kendime sorayım bakayım. Ya hayır. Bu kadar dakika. Küçük düşürebilir miyim onu? Bu hikaye çok komik. Olay zaten bakalım, bize benden gelecek şimdi. Başlıyor. Şimdi biz Çeşme'deyiz ve bir takım beachlere girebilmemiz için sürekli oradayız falan filan. Arkadaşlarımız geliyor, onlar geliyor falan. Nereye gireceğim tahmin ediyorsun. Ben onlara dedim ki Vodafone'un bir tane kampanyası. Yani mesaj atıyorsun. Sen ve birini daha bedavaya ya da yarı fiyatına sokabiliyorsun. Abi şimdi ya 100 lira olan yer mesela 50 liraya geliyor sana. Çünkü biri bir şifreyle mifreyle başkasını... Kim dedi? Ben. Dedi ki şifre alalım yani. Ha. Bu şekilde hani tamam. İki kişi bir, yani bir kişi parasına girmiş oluruz falan filan. Her şey evet. Tamam. Olması gereken bu değil mi? Olması gereken o da işte. Ama şimdi sen Vodafone'lu değilsen... Benim gibi böyle bir öğretmen çocuğu gibi yetişmişsin, elin ayağın titriyor onları yaparken. Böyle taşak konusu oluyoruz. Böyle taşak konusu. İllegal evet. İçmeliydi. Hayır ne yaptınız sonra? Onu da yapamadım ya, zaten. Vodafone'lu gibi mi davrandınız? Hayır. Bu ne ya? Telefon
telefonu şimdi böyle tutulduğu zaman şimdi adam istedi ya telefonu. Yani screenshot almış. Yani screenshot olarak attı tamam. Bana o şifreyi. Bana bir mesaj gelmiş gibi. Bende de o sırada mesaj gibi değil fotoğraf olarak olduğu için. Ben telefonu verirken benim mesaj şöyle oldu. Öyle bir şey olmuş. Sonra dedi ki yengem atmış. Adam da bunu fark etti. Ay. Sen öğretmen çocuğu değilsin. Sizin mesajı görebilir miyim dedi. Ve ben her zaman aynı sesle... Anlaşıldı mesaj. Şöyle yaptı. Abi mesaj yengemdi yani. Abi yengem işin içine mesajı girdiği yengemi zaman. Aramam lazım falan yaptı. Sanki haklı olan benmiş gibi. Yani şey. Mesaj yengemdi ya. Şöyle mesajı benden de falan yaptım be. Ve o sırada tabii rezil olduk. Onu ağlarken hiç görmedim. Gördüyseniz içiyorsunuz. Bak bu kadarını ben söyledim size. Gördüyseniz içiyorsunuz. Aa, canım kıyamam. Bak bak yani ses girmesin. Nerede gördün lan diye koca soruyor. Gördüm dedi. Gördüm. Mahmut Hoca şu yukarıdan dedi. Ne yapıyorsunuz burada? O sahneye gitti aklım. Mahmut Hoca. Ağızdan ağza bölümü. Çok iyi iki dostunuz ya. Hayır öyle bir şey değil tabii ki saçmalama. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben gene saf kalıyorum ve ondan sonra böyle bir şey... Hayır bu saflıkla alakası yok. Saflık. Ben de safım. Şuna göre ben de safım şu an. Ağızdan ağza bölümü ne abi? Ağzından ağza öyle bir şey. Bu programın başlığını hemen... Aynı eriyi yiyebilir misiniz? Yani biriniz önce ısıracak, ötekisi de sonra. Yerim. Vallahi mı? Abi deneyelim ya. Ben çok merak ediyorum. Başla. Gene ulan çok tiksli insanlar o yüzden. Önce bizim sen... memur çocuğu olduğumuz için mi var bir şey? Biliyorsun çünkü devlet tarihinde herkes evlenelim. Kişmezsiniz yani değil mi ağzından yok, falan? Yok canım hayır. O zaman önce sen ısır çünkü evet. Evet ısır. Ben... Güzel ısır ama. Ona kalacak şekilde tamam ısır. Ona bir şey yok değil mi abi içinde? Hayır. Patlayan sigaralar gibi erikten böyle bir abuk sabuk bir şey çıkıyor işte. Ben sadece ama tiksinmiyoruz deyince de çok bir şey... Aynı yerinden ısırabilir misin sen de? Ben tiksindim yemin ediyorum ağzım. Vallahi yedi ya. Oğlum yiyorlar. Ama yiyorlar. Elden ele. Yesene abi. Erik erik döndürüyoruz. Valla iyi arkadaşlar şimdi sırayla. Valla yesene. Yesene abi. Yo biz yedirmeyeceğiz. Ama siz dostsunuz. Ben... Ama biz bitirmedik. Biz seni de çok sevdik. Tamam. Abi lütfen dost. Önce ben yeseydim. Dost değil miyiz abi? Hayatında bir şey yapacaksan bu bence şu an olmalı. Gerçi bir dakika. Darılır mı abi? Hayır yemiyor. Ay zorlamayacak. Bazı insanlar yemiyor. Ablam da yapmaz mesela. Kesinlikle Onur, kesinlikle yerim. Ama Fazlıcığım, Bağcılar'dayız. Hayır. Maltepe'den geldi, ben Göztepe'den geldim. Bunu yemeyecek. Ve senin için geldik. Tabii bir ki. Isırıktır ya. Birincisi... Bir ısırık. Tabii ki ısırırım. Yok, yok yemeyecek yok. Ya, yapma ablam da öyle. Hayır. Ben hiç önemli değil ya. Hiç önemli değil. Peki neden uzatıyoruz şu an? Bir ısırık alıp koyabilirsin bir kenara. Bayağı çürümüşüm. Ben bunu yersen... Çürümüş oğlum. Abi nasıl yediniz bunu lan? Çürük bu. Belki o yüzden... Ver lan kurdumu. İçinde vallahi hoş çok ama çürük yeme. Ama teşekkür ederiz. Size bir tane. Teşekkür ederiz. Ben her türlü ısırırım. Cümlemi bitirmeme izin verin. Her türlü ısırırım. Hiç tiksinmem. Çürük olması önemli değil. Ben bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bugün hatırası olarak bunu saklayacağım. Şimdi ben de ısırırsam olmaz. İkinizin hatırası. Her gelen konunun ağzından çok kibarsınız. Onu saklayacağız. Yani. DNA'mızı saklayın. Çok teşekkür çok ederim. Çok kibarsınız. Ağzınıza sağlık. Yani dışından anlamıyoruz çürüdüğünü. Çok özür dilerim. Vallahi bilmiyorduk ya. Ciddi söylüyorum. Sen anlamadın tadını. Yani çürük dediği de çok kötü bir şey değil. Çürük erik veriyoruz gibi bir şey oldu ya. Ağızdan ağza. Bölümümüz gerçekten de çok yürüyen bölüm. Fazlı Polat'la Nifak sona eriyor. Bugün çok değerli iki konuğumuz vardı. Yeliz'in olduğu bir ortamda nifak olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü çocuğu var. Çünkü çocuğunuz var. Yeliz gerçekten de son nifak bükücü kendisi. Hayatta olmaz. Ama elimden... Ama bazı sahneler var böyle ufak ufak hatırlıyorum. Böyle bozulduğum evet. Anlar oldu. Özellikle Onur'un oldu. Sen bozulmadığımı hatırlamıyorum ama. Bakarız onlar olmadı. Oraları çalışırız yani. Oraları montaj yaparız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Alta yapın. Geceyi böyle bitirelim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hanımlar beyler. Nifak bitti.